Londra'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Avrupa rüyasıyla çıktığımız rotanın ilk şehri, hatta ilk ülkesi İngiltere ve ilk şehri de Londra. Başkentteyiz. Dünyanın en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden bir tanesindeyiz ve yine dünyanın en çok ziyaret edilen köprüsü London Bridge'de sizleri selamlıyorum arkadaşlar. Öncelikle hemen şöyle anlatayım. Avrupa Rüyası filmasıyla bir yolculuğa çıkmıştık biliyorsunuz ki. Genel videoda anlatmıştım. Önce İngiltere'den başlayıp sonra arada İskoçya'ya, İrlanda'ya, Kuzey İrlanda'ya, Galler'e girecektik. Ama şimdi de buranın en çok merak edilen ülkesindeyiz, şehrindeyiz. Ve şimdi de burada çok gürültü var. Çok uzatmayacağım bu kısmı. Ara ara anlatmaya devam edeceğim. London Bridge'e geldik. London Bridge'de İngiltere'nin ve dünyanın en ünlü köprülerinden 60 metrelik iki tane kuleyle sizi karşılayan Thames Nehri üzerine kurulmuş bir köprü ve muhteşem bir Londra manzarası sunuyor. Hemen bakın arkada London Tower var. Burada Shard var. Ünlü gökdelenler bölgesi var. Ve birçok mekanı buradan görebiliyorsunuz. Buradan sonra artık rotama bu şekilde devam edeceğim. Çok acayip yerler, çok gizli noktalar gelecek. Klasik Londra videolarından çok farklı olacak arkadaşlar. Benimle kalmaya devam edin. Dünyanın en ünlü kalelerinden bir tanesi olan London Tower'a geldik. Burası kraliyet ailesinin artık böyle zamanla 1066 yılından beri kraliyet ailesinin böyle ünlü rezidanslarından biri olmuş. Zaten biliyorsunuz Buckingham sonraydı. Burası aynı zamanda çok ünlü eski bir hapishane. Çok ciddi böyle olayların olduğu. Hatta hatırlarsanız We For Vendetta filmindeki işte o Remember the 5th of November muhabbetinin döndüğü yer burası. Yani buradaki kaleyi patlatmaya çalışıyordu o dönemler. Guy Fawkes. Ama işte bu kale o yüzden çok ünlü bir yer. Burada kraliyetin mücevherleri var arkadaşlar. Giriş 36 pound. Yani bugünün kuruyla 1500 TL yakın bir para ödemeniz gerekiyor. Yani iki tane taç göreceğim diye girmeyeceğim. Söyleyeyim ben daha önce de girmemiştim. O zaman bile pound 4 iken girmeyince şu an 43 olduğu bir dönemde kesinlikle girmeyeceğim. Ama buradan sonra zaten benim rotam çok güzel olacak bugün. Açılışı da aslında yapmıştım. Burası ilk noktanız olsun gezinize. Benim rotamı yapmak istiyorsanız burası sizin ilk rotanız olsun herhangi bir günün. Çünkü diğer rota biraz daha farklı. Şu anda da işte dediğim gibi London Tower'ın oradan artık London Bridge'e geçeceğim. Ve orada da artık biraz iç sokaklara doğru devam edeceğim. İşte kraliyet ailesiyle ilgili her şeyi görmek istiyorsanız tarihiyle ilgili buraya geleceksiniz diyorum. Ve rotama devam ediyorum. Şimdi Londra Kulesi'nin yanından geçiyoruz arkadaşlar. Hemen sağımda Thames Nehri var. Bakın. Asıl olay şu arkadaki kuleye gitmek. Yani her ikisini bir yerden çıkartmanız çok kolay. Yani hemen buraya geldikten sonra çok zamanınız kısıtlıysa arkasındaki bahçeden geçin. Zaten kule bakın şu anda yanımda. Meşhur London Tower'ın kulesi. London Bridge'e geçebiliyorsunuz. Burası ile ilgili çok gizli bir yerim var. Orayı şimdi size birazdan göstereceğim. Londra'ların bile bilmediği bir yerdeydim arkadaşlar. Burası hemen köprüye geçtikten sonra sola dönün ilk ışıklardan. Sonra bir daha sol yapıp şu eşsiz manzarayı göreceğiniz merdivenlerden çıkın arkadaşlar. Burası çok gizli bir yerdir. Çok az insan bilir. Ben de burayı internette görünce kaçırmak istemedim ve gelip görüntülerimi aldım. O Londra Köprüsü'nün kalabalığından kaçmak isterseniz buraya mutlaka gelmelisiniz. Yolda yürürken sürekli yolumuzun karşısında bizi gözetleyen bir kuleyi görüyoruz. Bu kule dünyanın 87. Avrupa'nın da en yüksek binası olan The Shard arkadaşlar. 310 metre yüksekliğinde, 309,5 metre yüksekliğinde. İçeri giriş şöyle, yukarı çıkıp terasından ücretsiz bir şekilde tüm Londra'yı izleyebiliyorsunuz diğer birçok mekan gibi. Ama çok önceden, aylar öncesinden hatta rezervasyon yapmanız gerekiyor kendi web sitesinden. Bizim turumuz çok geç haberim olduğu için o yüzden yapamadım. Bir tanesine The Lookout'a ben rezervasyon yaptım 4.30'da bugün. Eğer yetişebilirsem gideceğim, yetişemezsem gidemeyeceğim ama eğer çıkacaksanız şu arada çıkın arkadaşlar. Burası da Brough Market arkadaşlar. Hemen Shard'dan çıktıktan sonra karşıda böyle bir aralık var. Orayı görün ve dönün. Harika sokak lezzetleri burada sizi karşılayacak. Merhaba.
sokak lezzetleri sizi karşılayacak bir Türkçe bilen bir turist İngiliz'e denk geldik. Bakın burada çok güzel sandviçler yapıyorlar ton balıklarıyla. Onun dışında balık sardalyalar, kekler, pastalar, çikolatalar, kahveciler, peynirciler, kruvasancılar, her şey bu bölgede var. Alıp arka taraftaki oturma yerlerinde oturup yiyebiliyorsunuz, içebiliyorsunuz. Sıradaki mekan Southwark Katedrali arkadaşlar. Burası 1000 yıl aşkın süredir Hristiyanların bir mabedi olarak hizmet vermiş. Ancak 1905 yılına kadar kilise olarak kalmış. 1905 yılında artık Southwark Piskoposluğu kurulunca buraya da katedral ünvanı verilmiş. Şu anda Londra'daki en büyük ve en görkemli kiliselerden bir tanesi. Giriş ücretsiz. İsteyenler donation, yani bağış yapabiliyorlar kapıda. Ama onun dışında bu güzel vitrayları olan kiliseyi de mutlaka gezmeyi ihmal etmeyin. Çünkü zaten yol boyunca bunları sık sık göreceksiniz. Eğer şart bölgesinde yürümeye devam ediyorsanız sağ tarafınızda o güzel yemek pazarının yanında bu kilise yükseliyor. London Bridge ile Tower Bridge arasında bir fark var. Karıştırmayalım onları. Çünkü herkes London Bridge deyince size anlattığım Tower Bridge akıllarına geliyor. O iki kuleli meşhur köprü akla geliyor ama burası London Bridge bölgesi. Hemen o 15 dakika yürüyünce zaten Tower Bridge'den buraya geliyorsunuz. Şimdi buranın özelliği liman bölgesi gibi bölge ve birçok eski 150 yıllık yapılar var. Ve bu yapıların her bir tanesi şu anda kafe restoranlara dönüşmüş. Tıpkı bizim Karaköy'de olduğu gibi İstanbul'da. Şu anda buraya gelirken de böyle sokaklara barlar, sokak lezzetleri, restoranlar görüyorsunuz ama inanılmaz bir şey daha göreceksiniz. Şimdi çeviriyorum kameraya, bakın. Bir anda burada tarihi bir gemi sizi karşılayacak arkadaşlar. Hemen yanında bir restorasyon olduğu için biraz görsel açıdan iyi değil olmasa da burada çok eski bir İngiliz donanmasına ait bir gemiyi de görebiliyorsunuz. Golden Hind adı verilen bu gemi arkadaşlar Frans Duncan'ın 1577-1580 yılları arasında 3 yıl süren bir dünya turunu, bakın şu şekilde bir dünya turunu tamamlayan bir gemiymiş arkadaşlar. Bu gemiyle yapmış. Şu gördüğünüz aynı o filmlerdeki Karayip Korsanları filmde gördüğünüz gibi ya da Fethiye'de çakmalarını gördüğünüz tekneler gibi bir gemi var. Ama işin komik tarafı, bakın şöyle çok güzel evlerin arasında bu gemiyi taşımışlar. Burada müze gibi sergiliyorlar. İsteyenler 6 pound verip bu geziyi gezebiliyorlar. Yani Londra'da şöyle bir şey var. Arkadaşlar müzeler ücretsiz tamamen, devlet müzeleri. İşte Albert Victoria gibi, British Museum gibi hepsi ücretsiz ama bu tarz böyle özel yerler, küçük yerler. İşte bu tarz çok fazla insanın yığılmaması için özel olan yerler ücretli mantıken de. Çünkü burası ücretsiz olsa bu gemiye çok zarar verirler. İşte bir anda böyle geldiğiniz zaman bu mekanı da göreceksiniz. Orta Çağ İngiltere'sinin en önemli binalarından bir tanesi olan The Great Hall binasındayız arkadaşlar. Buranın artık kalıntıları, bakın gördüğünüz gibi. Az önce anlattığım Hint gemisinin hemen yandaki sokağından buraya gelebiliyorsunuz. Bakın burası zamanında Winchester Bishop'unun da kaldığı yermiş. Ama sonra işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra artık iyice yıkılmış buralar. Çok da bir şey kalmamış. Yanından geçerken bu binaları da görebiliyorsunuz. Şimdi bize şu sokaktan devam ederek Tate Modern'e doğru devam edeceğiz. Şimdi yolda böyle bir müze karşımıza çıktı arkadaşlar. Burası Clink Prison Museum. Yani The Clink Müzesi. Hapishane müzesi. Şöyle girmeyeceğim çünkü 6 pound. Çok fazla müze var listemde, onlara gideceğim. Giriş 8 pound, çocuklar için 6 pound. İçeri girip bir hapishane hayatını göreceksiniz arkadaşlar. İşte zincirler, hapishaneler, işkence aletleri. Birçok şeyi burada görebiliyorsunuz. Ücretsiz de bir fotoğraf çekip size veriyorlar. Hayırlısı diyoruz ve devam ediyoruz yolumuza. Bu da Southwark Köprüsü arkadaşlar. Thames Nehri İngiltere'nin biliyorsunuz ki en ünlü nehirleri, hep böyle gridir. Hep böyle çamurludur. Çünkü çok yağış alan bir ülke olduğu için burası sürekli çamurlu sular. Bu nehre akıyor ve böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Yani kirli değil. Sadece çamurlu sular yüzünden böyle. İşte bu Thames Nehri'nin üzerinde işte London Bridge, Tower Bridge, Southwark Bridge ve ileride birazdan göreceğiniz, bakın şu karşıdaki yaya köprüsü olan Millennium Köprüsü gibi birçok köprü de bu nehir ve nehirden üzerinde kurulmuş vaziyette. Yüzlerce köprü var arkadaşlar ama en ünlüleri zaten bu bölge. Burası
Bankside dediğimiz kısım. Yani bank demek nehir kıyısı demek. Şimdi İngilizcesiyle Amerikan İngilizcesi arasında çok fazla kelime farkları var. Mesela mind the gap dedikleri zaman metroda bunu çok duyacaksınız. Bu mind the gap işte dikkat edin, be careful deriz İngilizce'de ama burada mind the gap denir. İşte bunlarda da kullandıkları kelimeler gerçekten çok farklı. Gördükçe örnek veririm mesela. Burası Dams Nehri boyunca yürüyebileceğiniz bir nehir kıyı yolu. Çok güzel bir yol. Mekanlar böyle sıralanmış. Sağ tarafınızda zaten nehir manzarası, köprü manzaraları ya da bakın karşıdaki gibi St. Paul manzarası var. İşte hemen arkadaki o meşhur kulelerin olduğu manzara var. Sol tarafta artık işte Çin'deki durağım olan Tate Modern kısmına geldik. Şimdi burası da Londra'nın bir diğer ücretsiz müzesi olan Tate Modern. Birazdan orayı da anlatacağım size. Şu anda bulunduğum müze arkadaşlar Tate Modern Müzesi. Dünyanın en büyük sanat müzelerinden bir tanesi. Ve dünyanın her yerinden modern sanat eserlerini burada görebiliyorsunuz. Gerçekten daha önce de gelmiştim, görmüştüm. 5-6 katta eski bir fabrikanın içerisinde kurulan bir yer burası. Hatta burayı şöyle anlatayım size. Görevimiz Tehlike filmini belki hatırlarsınız. Tom Cruise'un meşhur serisi. Bunun 6. ya da 5.sinde emin değilim ama bir binadan atlayıp bir köprüden üzerinden koşup kulenin üzerinde helikopterle kaçan bir adamı yakalamaya çalıştığı bir sahne vardı. İşte o bu binada çekildi. En üst katta çıkması tabii ki yasak. Oyuncular hariç oyuncular çıkabilir her yere. Buranın meşhur bacasına ya da kulesine çıkıp oradan çekmişti. İşte burası dediğim gibi inanılmaz bir yer. Çok acayip olaylar var. Modern sanatla ilgili her şey var. Sergiler var. Az önce mesela yukarıda bir şey gördüm. Çocukların hepsi girip devasa bir duvarı hep beraber boyuyorlar. Gerçekten muhteşem bir şey. Gönül isterdi ülkemizde de böyle şeyleri sıklıkla görmek ama İngiltere müzecilik konusunda gerçekten muhteşem bir ülke. Şu an arkamda gördüğünüz yer arkadaşlar Shakespeare Globe. Burası da 1599 yılında Elizabeth tarafından yaptırılan Globe Theater'ın sonra yerine kurulan versiyonu. Shakespeare'in bütün oyunlarının sergilendiği, düzenli olarak sergilendiği Londra'daki en meşhur gösteri merkezlerinden bir tanesi. Aslında bir nevi tiyatro. Ama asıl güzelliği şu an 8 pound içeri giriş. Şöyle söyleyeyim, buranın asıl özelliği şu, geçmişte geldiğimiz zaman görmüştük. Böyle çok eski bir ortamda izliyormuş gibi düşünün. Aynen o 1599 yılında nasıl böyle ahşap kaplı balkonlarda bir gösteri izliyorsanız böyle o zamanın oyunlarını yine bu şekilde bir yerde izliyorsunuz. Öyle klasik koltuk düzeni falan yok. Belki görüntüleri bulursam bu videonun içinde şu anda görüyorsunuzdur belki de. Şimdi buradan sonra artık Millennium Köprüsü'nden yine tekrar nehrin karşısına geçeceğiz. Sıradaki mekanımız da arkadaşlar buranın en meşhur köprülerinden bir tanesi olan Millennium Bridge. Burası adından da anlaşılacağı üzere 2000 yılında Millennium'da yapılmış olan bir köprü. Londra'da genellikle demir yolu ve karayolu olarak kullanılır köprüler ve yayalar onların işte açılan yerlerinden geçer. Ama bu köprü tamamen yayalara özel. Yani Tate Modern başlıyor. Arka tarafta da bu köprünün ucunda da St. Paul Katedrali'ne çıkabiliyorsunuz. Zaten bakın şu anda karşıda görüyorsunuz, uzakta belki göremiyorsunuz ama şu an görüntüde London Tower, Tower Bridge, Millennium Bridge, Railway Bridge, böyle birçok işte Westminster'a kadar böyle gidiyor bu köprüler. Ama buranın en güzel olayı tamamen size St. Paul manzarası sunması. Şimdi oraya doğru devam ediyorum. Ve şimdi Londra'nın en büyük mabedindeyiz. Dünyanın da en büyük 3. katedrali. Birincisi biliyorsunuz ki St. Peter Vatikan'da, ikincisi Sevilla Katedrali, üçüncüsü de St. Paul Katedrali. Londra'nın ve dünyanın en büyük katedrallerinden bir tanesi Londra'nın en büyük bu arada. Yanlış söylemeyelim. Şimdi buraya arkadaşlar 6-7 sene önce geldiğim zaman ücretsizdi. Muhtemelen yeni yıl zamanı olduğu için olabilir, emin değilim ama şu an giriş 25 pound. Yani içerisi tamam güzel mükemmel ama bir kilise hayatta para vermem. Söyleyeyim dini mabetlere para ödemiyorum genellikle. Buna da karşıyım. Yani bu muhteşem barok şaheser 1666 yılındaki büyük yangında yıkılan bir Roma tapınağının yerine kurulmuş aslında. Sonra o yangını da yıkılınca tekrardan Wren tarafından tasarlanmış ve şu an dünyadaki en önemli barok eserlerden bir tanesi olmuş. İkiz barok kulesi, devasa kubbesi arkadaşlar. Kubbesi dediğim gibi İşte o kubbe genişliğinden dolayı zaten dünyanın en büyük üçüncüsü diyorlar. İşte burası şu an bu açıdan görmüyorsunuz ama diğer videolarda gördünüz. Burası dediğim gibi dünyanın en önemli yerlerinden bir tanesi. Şimdi buradan sonra artık British Museum'a gitmek istiyorum ve oraya doğru hızlıca ilerleyelim.
13 milyondan fazla eseri barındıran dünyanın en büyük müzelerinden bir tanesi olan British Museum var arkadaşlar. Burası aynı zamanda Londra'daki en çok ziyaret edilen yer diyebiliriz. Hatta dünyadaki en çok ziyaret edilen müzelerden bir tanesi. Burayı böyle mutlu anlatmıyorum çünkü burası dünya üzerinde bütün ülkelerden mutlaka eserlerin çalındığı, kaçırıldığı, zorla götürüldüğü ya da o zamanki kralların, padişahların izinleriyle getirilen eserlerle oluşturulmuş bir müze. Yani bir müzedeki sadece bir 700 bin tane eser falan İngilizlere ait. Ama onun dışındaki 13 milyon diyorum bakın. Geriye kalan bütün eserler işte Irak'tan, özellikle ikinci sırada Irak var, 170 bin tane eser. Sonra biz de yanılmıyorsam ilk 10'dayız. Onda da 75 bin eserimiz çalınmış. Şu arkamda gördüğünüzde bunlardan bir tanesi Knidos'un aslanı arkadaşlar. Taş aslanı, 6 tonluk aslanı kalkmışlar oradan o zaman 1800'lü yıllarda getirmişler. Nasıl getirdikleri konusunda hiçbir fikrim yok. Aslında fikrimiz var. Alıp çıkarıp gemilere koyup getirmişler ama buna nasıl izin verildiği, neden izin verildi ya da izin verilmediyse nasıl çanla buna karışılmadığı konusunda hiçbir fikrim yok. O zaman müttefikim falan da mı değildi? Sonuçta Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığımız ülkelerden de bir tanesiydi. Dediğim gibi 1800 yıllarda çünkü alındı bunlar. Ve içeride birçok Rosetta taşı gibi, mozaikler gibi birçok eseri göreceksiniz birazdan yine. Zaten görüntülerde görmüş olabilirsiniz. Buraya giriş ücretsiz. Tek sevineceğiniz kısım bu. Yani böyle dünya ünlü bir müzeye para ödemeden gezebiliyorsunuz. İşte şimdi bu müzenin avlusu devasa bir yer. Kesinlikle bir günde bitiremezsiniz. Birkaç gün gezmeniz gerekiyor. Ben de her geldiğim zaman belli bir kısmı geziyorum. Bu sefer gezmediğim yerleri gezeceğim ve sonraki mekanlara devam edeceğim. Bakın bir eserimiz daha arkadaşlar. Bu da Nereyatların anıtı. Kaştan alınmış, çalınmış, getirilmiş artık her neyse. Şöyle yine Akdeniz odasında en baş köşede bulunuyor. 3 tane galeri oldu saydım. Bizim eserlerimiz en prestijli eserler arkadaşlar. Yani galerinin isminin aldığı. Hemen bunun yan tarafı zaten Halikarnas Mozoleum'u. Bakın görüyor musunuz? Burası da Lycan. Tamam, okey. Bu da Lycan mezarı gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi tam kapatılmış. Burası Türkiye'den anlaşılan bir tanesi. Şu anda bulunduğum yer belki de sıradan bir cadde olarak görünebilir ama arkamda gördüğünüz bu alanda muhteşem bir görsel şov var arkadaşlar. Burası Tottenham Court Road Station'ın bulunduğu kısım. Audernet adı verilen bu dijital ortamda insanlar bilet almadan ya da ücretsiz bir şekilde oraya oturuyorlar ve 360 derece muhteşem bir görüntü ve ses gösterisi izliyorlar. Yani çok acelem vardı ama neredeyse yarım saattir burada oturuyorum. Görüntülere bayıldım. Çok inanılmaz bir şey. Böyle Dubai'de şurada burada böyle benzerlerini görüyorduk ama hatta ücretli böyle bazı özel saygılar ama burası 7/24 bu hizmeti veriyoruz arkadaşlar. Gerçekten muhteşem. Şimdi de Londra'nın sanat, eğlence, mekanlar, yani en güzel renkli bölgelerinden bir tanesi olan Covent Garden kısmına geldik arkadaşlar. Burada dünya kadar opera, tiyatro binaları var, barlar, publar, eğlence yerleri, Noel pazarları, diğer pazarlar var ve görüyorsunuz bakın caddeler. Diğer caddelere göre çok daha renkli, çok daha güzel. Hatta burada birkaç tane yer var, şimdi sizi oraya da götüreceğim, Mills Yard gibi. Şimdi oraya bulmaya çalışıyorum, birazdan orada görüşürüz. Az önce Covent Garden'ın ne kadar renkli bir olduğundan bahsetmiştim. Oranın da en renkli kısmı burası Neil's Yard arkadaşlar. Yard var yani yard bölge demek. Böyle Neil'in bölgesi gibi bir yer burası. Küçücük bir meydan ama böyle Londra'da çok görmeye alışık olmadığınız çok canlı renklerle pencere pervazlarını, kapıları yapmışlar ve bu şekilde insanlar burada keyifli zaman geçiriyorlar. Covent Garden'a gelen insanlar burayı çok görmüyorlar çünkü arada kaldığı için ama mutlaka buraya listenize ekleniyorum. Yoluma devam ediyorum. Covent Garden bölgesini keşfetmeye devam ediyoruz. Artık yorulmaya başladım iyice. Burası da Royal Opera House yani Kraliyet Opera Evi. Bu Londra'daki en ünlü opera gösterileri burada oluyor. Covent Garden'daki en önemli de sanat merkezi. Aslında ben buraya farklı bir amaç için gelmiştim. Zaten şu anda opera izleyecek bir zamanda değiliz. En üst katında bir rooftop teras işte ne oluyor? Teras var. Çatı terası.
Orada çok güzel bir görüntü var. Ücretsiz olarak yukarıya kadar çıkabiliyorsunuz. Orada güzel bir kafe var. Oturup bir kahve, çay, işte biranızı içebilirsiniz. Ama giremedik. 6'da tekrar açılacakmış. Ama işte bakacağım. Eğer bir zamanı tutturabilirsem geri geleceğim. Ama şöyle söyleyeyim. Eğer opera meraklısıysanız mutlaka aylar öncesinden Londra'ya gelişiniz belliyse hemen buradan mutlaka bir biletinizi alın. Bir gösteriyi de izleyin. Şahane de bir salonu var. Yani o kadar güzel bir yer ki burası. Bakın şu gördüğünüz taverna ya da barlar, publar hepsi böyle çiçekli, rengarenk. Bir yanda Londra'da bambaşka bir yerde buluyorsunuz kendinizi. Her şey renkli. Hatta bisikletler de renkli. Böyle pavyon gibi. Böyle bisikletler de var. Burası da işte Covent Garden'daki en meşhur meydanlardan bir tanesi. Hemen şurada biz geldiğimiz zaman Noel Pazarı kurulmuştu. O tarafa doğru gideceğim şimdi ama bakın bir tane de orada var mesela. Burayı en sevdiğim bölgelerden bir tanesi Londra'da burası. Londra'da müzeler bitmiyor arkadaşlar. Her yerde müze karşımıza çıkıyor. Burası da şehrin en ünlü transportation yani ulaşım müzesi. Çünkü kaç tane küçükleri var. Ama burası en ünlülerden bir tanesi. Londra'da zaten ulaşım araçları anlamında dünyada her zaman öncü olmuştur. İlk kullanılan otobüslar, çift katlı otobüsler, işte o taksilerin yüzyıllardır aynı şekilde üretilmesi falan. Bu gelenek yüzyıllardır devam ediyor. Bu tarihi olayları görmek için, ulaşımın tarihini, araçların tarihini görmek için bu müzeyi gezebilirsiniz. Ama bunun diğerlerinden farkı bu ücretli arkadaşlar. 24,5 pound'a giriş yapabiliyorsunuz. Yeri de böyle muhteşem bir Covent Garden. Covent Garden dediğimiz yerin meydanı burası. Şimdi şu pasajın içine gireceğim. Orada çok güzel bir elmalarla böyle döşenmiş bir alan vardı. İnşallah halen duruyordur. Oraya çekeceğim birazcık. Üzüldüm. Elmaları kaldırmışlar arkadaşlar. Çok güzel böyle yapraklı, yeşil, sarı böyle elmalar vardı ama şöyle çok güzel döşemişler. Bakın burası akşam çok güzel ışıklandırılıyor bu arada. Şu büyük fenerler de yanacak. Burası da böyle arkadaşlar. Yani gerçekten turist gibi değil de bir Londoner gibi Londra'yı gezmek istiyorsanız, Londra'da yaşayanlar gibi yol yapmak, gezmek, şehri hissetmek istiyorsanız Covent Garden sizi tatmin edecek yerlerden bir tanesi. Şimdi yine bir ara sokağa geldim arkadaşlar. Burası da Covent Garden'a çok yakın. Böyle yaklaşık 2-3 dakikada buraya geliyorsunuz. Buranın özelliği şu. Çeviriyorum kamerayı. Bakın sanki böyle bir Charles Dickens'ın kitaplarından çıkmışçasına şu anlatılan sokaklar gibi böyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Burası eski bir Godwin's Court diye geçiyor. Eski bir mahkemenin olduğu binalar. Onun arasındaki bir sokak. Bir yanda Londra'nın yeni yüzünden böyle eski, çok eski böyle İskoçyavari yerlere geliyorsunuz. Şöyle çok da güzel bir sokakta görüntü falan çekmek isterseniz burası böyle popüler yerlerden son zamanlarda. Böyle gizli noktalar gibi Londra'nın. İşte burayı da gördüm. Şimdi artık Trafalgar Meydanı'na doğru devam edeceğim. Dünyanın en büyük Çin mahallelerinden bir tanesi Londra'da arkadaşlar. Aslında İngiltere'nin en büyüğü sanırım Liverpool'daydı. Ama burası da hayli büyük bir alan. Biliyorsunuz ki Çinliler böyle dünyanın neresine giderse gitsinler böyle bir komünite kurmuşlar, böyle bir topluluk kurmuşlar ve yan yana dip dibe yaşıyorlar ve böyle mahalleler de artık sonra turistik hale gelince Chinatown, Çin mahalleleri kavramı bayağı bir artık turistik yani bayağı bir yaygınlaşmış. Burası da Londra'daki yer. Böyle Asya yemeklerine, Çin yemeklerine doymak istiyorsanız İnşallah geleneklerine uygun masajlar, hediyelik eşyalar, ne bileyim bir anda kendi Çin'de hissedebileceğiniz bir ortamda buluyorsunuz. Şu anda bakın çeviriyorum kamerayı, bakın görün şurayı. Şu anda herkes oturmuş burada. Çin işte ürünlerini tek tek alıp burada yemeklerini yiyorlar, buluşmalarını yapıyorlar. Şurada bir sıra varsa zaten bilin ki orası ünlü bir yerdir. Herkes bir şeyler alıyordur. Mesela o neciymiş bakalım. Muhtemelen Bao Bao diye adı verilen bir olay. İşte onların pankek yazısında biraz da. Bir nevi. Yani ya da bizim bomba var ya, mesela bir tanesi yapıyor. Orada bir çekelim bakalım. Böyle bir şey. Yeah.
Leicester Square'deyiz şu anda arkadaşlar. Burası, hani arkamdaki kalabalığı görüyorsunuz. Gerçekten sürekli bir eğlencenin olduğu, etkinliklerin olduğu, gösterilerin olduğu, sokak sanatçılarının olduğu bir meydan. Hep kalabalık, hep güzel. Şu anda turistlerle, yani halk iç içe girmiş bir vaziyette. Hem yemeklerini yiyorlar, keyfini çıkarıyorlar. Hem de arkamdaki eleman çok güzel müzik yapıyordu. Ben de biraz izledim. Görüntülerde zaten gördünüz. Şu anda artık Trafalgar'a doğru, daha böyle bir yine kültürel turizme doğru devam edeceğiz. Bu kadar alışveriş ve eğlence bölgesi yeter diyoruz. Akşam vakit bulursam bu Chinatown Leicester'a tekrar geleceğim. Şimdi iki tane daha müze var arkadaşlar. Bunların ikisi de hemen Trafalgar Meydanı'nın sağında ve solunda duruyor. Arkamda gördüğünüz National Portrait Museum. Portre Müzesi aslında. Dünya ünlü portre resimler bu müzede. Burası ücretsiz. Ama şu an artık arkadaşlar saat Cuma akşamı 5.30 oldu. Ve benim daha Westminster bölgesine gitmedim. London'ı görmedim. O yüzden bu seferlik burayı daha önce gezdiğim için zaten dediğim gibi ücretsiz bir müze burası. Geçiyorum çünkü çok ciddi bir sıra da var. Muhtemelen bu akşam Cuma olduğu için 8'e kadar müzeler açık olacak. Normalde 6'da kapatıyorlar. Burayı ve National Gallery'yi geçeceğim artık arkadaşlar. Çünkü iki tanesi de resim müzesi. Yani açıkçası resimleri de çok beni açmıyor. Böyle bir heykel daha çok seviyorum ama. Yani geldiğim zaman bu müzeyi de görmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Zaten Londra'da en iyi 10 müzenin 10'u da ücretsiz arkadaşlar. Birçok ülkede olduğu gibi Londra'da da çok dar bir sokak var arkadaşlar. Aslında UNESCO Rekorlar kitabına Almanya Redbungen şehrindeki bir sokak girmişti. O gerçekten çok dar. Ha burası böyle iki kanal genişliğinde bir sokak ama Londra'da böyle dar bir sokak görmeniz çok zor. O yüzden burası da böyle ünlü bir sokak diyelim. Şu anda saatten dolayı biraz boş yakaladım ama böyle işte çıkıyor. Orada biraz da artık genişliyor. O sokağın darlığı bitti ama genel olarak Londralılar böyle dar sokağa çok alışık olmadıkları için burayı da böyle popüler bir yer olarak adlandırıyorlar. Restoranların da çıkış kapısı burası. Size şu kilisenin arkasını göstermek istemiştim ama içini göstermek istedim ama bugün bir konser olduğu için kapalı. Şu an Trafalgar Meydanı'ndayım. Birazdan anlatacağım için çevirmiyorum orayı size. Bu meydana bakan kilise. Geldiğiniz zaman zaten görmeme imkanınız yok. Burası 1700'lü yıllarda yapılmış bir kilise. İngiltere kiliseler zincirinin bir parçası. Saint Trinity'ye adanmış bir kiliseden bahsediyoruz. İçeride çok yani düz bir kilise aslında ama çok güzel bir cam var. Böyle siz camın yamuk olduğunu böyle Matrix gibi bir şey zannediyorsunuz ama o şekilde dizayn edilmiş bir camdı. Şöyle gördüğünüz gibi de güzel bir çan kulesi var ama tabii İtalyan kiliseleri gibi değil. Yani geldiğiniz zaman da şu kilisede de konser yoksa ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Artık günü kapatmaya doğru gidiyorum. Gerçekten bunun kaç bin adım attığımı bilmiyorum ama değiyor. Bu şehrin her bir noktasında görülmeye değer yerler var. Şu anda bulunduğum yer aslında birçok turistin ilk geldiği ama benim de sonuna bıraktığım Trafalgar Meydanı arkadaşlar. Burada birkaç tane şey var. Az önce zaten buraya gelirken size National Portrait Gallery'yi anlattım. Orası Portre Müzesi'ni anlattım. Şu an arkamda gördüğünüz bu ikonik bina. Burası Londralıların ya da işte yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği müzelerden bir tanesi olan National Gallery. Yani bir sanat galerisi. Bugün size Tate Modern'i anlatmıştım. Orası modern sanat ama burası klasik sanat eserlerinin olduğu yer. İçeride Venüs, Botticelli'nin Venüs ve Mars tablosu var. Onun dışında Leonardo da Vinci'nin, Michelangelo'nun tabloları var. Rönesans döneminden kalan birçok tabloyu görebiliyorsunuz ve bu da ücretsiz arkadaşlar. Diyorum ya, Londra bu konu muazzam bir şey. Sadece British Museum'un bu hırsızlık olayları dışında geriye kalan her şey bence çok güzel. Onun dışında müzeyi anlattım. Şimdi size kamerayı çeviriyorum. Biraz da bu tarafı anlatayım. Bakın burası arkadaşlar Trafalgar Meydanı. Burayı birçok filmde görebilirsiniz. Örnek veriyorum mesela. Yarının Sınırında filmi vardır. Tom Cruise'un meşhur filmi. O filmde o helikopterlerin o bütün yani uzaylıların istilası olduğu için bütün o tanklar, uçak, helikopterler, askerlerin sığınak yaptığı yer burasıydı. Hatta Tom Cruise'u sürekli uyandırdıkları yerlerden bir tanesi burasıydı. İlk buraya helikopteriyle iniyordu. Sonra burayı işte bir hükümet binası olarak kullanmışlardı. Buraya gelip işte Genelkurmay Başkanı'yla görüşüyordu. Şu karşıda gördüğünüz arkadaşlar Nelson Column diye geçiyor. Nelson sütunu. Burası niye önemli? Çünkü bunların Trafalgar Meydanı'ndaki bu anıtın önemi şu. Daha önce bir muharebe var. Bu Trafalgar Muharebesi bu meydana adını veren bir muharebe. Buradaki Fransız ve İspanyol donanmalarına karşı bunların meşhur bir komutanları var. Kor Amiral Horatio Nelson adı verilen şu yukarıdaki arkadaş. Bu Fransız ve İspanyol donanmasına karşı
bir zaferi var burada arkadaşlar. O zaferin anısına bu anıt dikilmiş. Çok güzel iki tane böyle devasa havuz var. Ve insanlar gelip bu merdivenlerde artık oturup günün keyfini, yorgunluğunu atıyorlar ya da müzeyi ziyaret ettikten sonra dinleniyorlar. Şimdi artık buradan sonra Westminster bölgesine, buranın en popüler bölgesine doğru şimdi geçeceğim.